Merhaba Sabah İdmanı takipçileri. Yeni bir Bad Boys videosunda daha sizlerle birlikteyiz. İlk maçımız cumartesi günü, hatta cumartesi günün de tek maçı Göztepe ile Gençler Birliği İzmir'de karşı karşıya gelecek. Hafta içi fikstüründe Göztepe Ankara Gücü ile 2-2 berabere kaldı. Her zaman dediğimiz gibi ligin rahat takımı Göztepe. Gençler Birliği'nde ise alt taraftaki marjı şu an için 4 puan olarak gözükse de aradaki çok fazla takım olmasından dolayı ben düşme adaylarından Gençler Birliği'ni biraz ayrı tutuyorum. Onların şansı biraz daha bana fazla ligde kalma açısından. Ben yine bu minvalde bir karşılaşma geçeceğini düşünüyorum. Ve yani taraf bahsinde beraberliği biraz daha ön planda tutsam da Gençler Birliği'nin yenilmeyeceğini ve maçta yine karşılıklı gol olacağını düşünüyorum açıkçası. Pazar gününün ilk mücadelesinde Ankara Gücü ile Galatasaray Eryaman Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Hafta içi Ankara Gücü bence büyük bir fırsat tepti. Yani Galatasaray ise eksiklerinden sonra ve şampiyonluk konusunda havlu attıktan sonra daha rahat mücadeleler ortaya koyuyor. Alanyaspor karşısında ben Galatasaray'ın oynadığı oyunu beğendim. Ben bu maçta Galatasaray'ı bir adım önüne görüyorum. Hatta yine gol ya da goller gelebileceğini düşünüyorum bu maçta. 2.5 üstü hatta 3.5 üstü Galatasaray galibiyeti bu maç için denenebilir. Ligin belki de en zorlu mücadelesinde Fenerbahçe ile Sivas Şükrü Saracoğlu Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Sivasspor pandemi nedeniyle verilen aradan sonra sadece ilk hafta Denizlispor karşısında galip gelebildi. Fenerbahçe ise 2 maçlık galibiyet serisinden sonra Gençler Birliği deplasmanında yine sonradan gelerek skor konusunda beraberliği yakaladı. Fenerbahçe kazanmak isteyecektir. Sivasspor ise üçüncülüğün verdiği o avantajı kullanmak isteyecektir. Ben yine bu mücadelede iki takımın goller bulabileceğini ve ilk aşamada beraberliğin bozulmayacağını düşünenlerdenim. Hatta sürpriz aramak isteyenler 1.5 üstü ya da 3.5 üstü maç sonu beraberlikle deneyip yüksek oranı kovalayabilirler. Günün son mücadelesinde Antalyaspor ve Alanyaspor karşı karşıya gelecek. Ki sakat konusunda belki de şu an için sakat ve cezalı konusunda ligin en bonkör takımlarından biri Antalyaspor. Yaklaşık olarak 8-9 oyuncudan yararlanamıyorlar. Sadece Adis Yahovic bu maçta forma giyebilecek durumda. Ben artık yani kupa finalinden ziyade biraz daha üst tarafları kovalayacağını düşünüyorum Alanyaspor'un. Ben burada Alanyaspor galibiyetine biraz daha yakın taraftayım. Ama taraf bahsine girmek istemeyenler için özellikle Antalya sıcağında mücadele oynanacağından dolayı İlk yarıda biraz daha kısır bir oyun olacaktır bana göre. Gol ya da goller ikinci yarı gelecektir. O yüzden ikinci yarı daha çok gol olur bahside. Bu maç için gayet düşünülebilir durumda. Tekrar buluşmak dileğiyle şimdiden hoşçakalın.